Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'i bilenler için söylüyorum. Kızılinlere gidiyoruz. Vay Kerim dayıya bak. Bak. Kerim dayıyla Kızılinlere gidiyoruz. Öyle dolaşmaya. Hava bugün çok güzel. Önce motosikletleri yıkadık. Sonra da dedik ki bir gidelim şöyle dolaşalım. Gelelim. Bu güzel havayı değerlendirelim. Bu yolu nedense seviyorum ya. Yalnız şehir içinde biraz hararet yapmışız. Burada rüzgar yiyince birazcık üşüdüm. Yapıştır. Sık Kerim dayı, sık. Sessiz de güzel be. Sıkınca gidiyor abi. Sessiz de güzel. Aslında hazır böyle bir yola gidiyoruz. Size uzun yolda yapılması gerekenleri anlatayım isterseniz. Kendi bildiğimce. Şimdi arkadaşlar uzun yola gidecekseniz öncelikle her şeyden önce motosikletinizin lastik havalarını, yağını, suyunu vesaireyle bir kontrol edin yola çıkmadan önce. Sonrasında lastik tamir kiti var. Ondan yanınızda bulundurun her ihtimale karşı. Dayı, önünde ne biçim boş alan var ve ne biçim fren yapıyorsun? Beni de korkutuyorsun. Neyse şurada bir A101'e girelim, ondan sonra devam edeyim ben. Ben buradan sonra Kızılinler yeni yol okullarını geçtikten sonra değil mi dönüşü? Okulu bilmiyorum burada da. Orman fidanını geçiyoruz, çevirmeye geçiyoruz. Ondan sonra bir tane yol giriyor böyle. Yazıyor mu tabela falan? Ya zaten yavaş gideceğim. Beraber arkamdan gelirsin. Tamam. Ya ara sıra tam yapıştırırım ben. Siktir ola yok. Ben uyarırım seni. Tamam. Derim şuradan döneceğiz diye. Tamam. Sen yine yapıştır. Ben yetişir uyarırım. Tamam. Şimdi arkadaşlar işte yanınıza bir lastik tamir kiti alın. Çünkü çok sıkıntı oluyor. Eğer lastiğiniz falan patlarsa. Onun haricinde küçük bir sırt çantası yapın. Benden size tavsiye. İçine su falan alın. Çikolata alın. Arada böyle manzarası güzel bir yer denk getirirseniz orada durup işte bir çikolata vesaire falan yersiniz, içersiniz. Yani böyle. Tavsiye edebileceğim şeyler böyle. Onun haricinde başka bir şey tavsiye edemem. Tabi ekipmanınızı falan doğru düzgün giyin. Ekipman önemli. Sonra da çıkın ve gazlayın. Vay CBF 600 karşıdaki. Vay Kerim dayıya bak nasıl yapıştırıyor. İttireyim mi? Dur. Dur bakayım ittirebileceğim mi? Dur. Ama dur şimdi sıkıntı olur ya. Bakın normalde egzoz varken şu çevirmeden çok tırsardım. Ama şimdi sıkıntı yok. ...96 ile gidiyorum arkadaşlar. Sabit gaz 90-95 civarları. 4 3.7 4 4.5 o civarlar yapıyor. Şu an 4. Kızılinler girişi buradan. Ara sıra ben Kızılinlere gelirim arkadaşlar. Çünkü seviyorum. Güzel. Şu yol özellikle bu yolu çok seviyorum. Böyle sağın solun ağaçlık, orman.
Az sonra böyle biraz dağa tırmanacağız. Orası da hoşuma gidiyor. Vay be, kaç tane motorla, çeşit çeşit motorlarla geldik buraya be. Geldik arkadaşlar, böyle bir tepeye oturduk. Manzara çok güzel. Bu şekilde vakit geçiriyoruz. Şurada da motosikletlerimiz var. Tekrar yola çıktığımızda kayda girmiş olurum. Evet arkadaşlar, her şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel ortamın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dönüyoruz geri. Yalnız şunları abi şöyle bu taraflara atmayın ya. Bak biz kendimiz çöp poşeti getiriyoruz. Alıyoruz gidiyoruz. Yapmayın, bunları yapmayın yani. Normalde ben buraya çok sık geliyordum eskiden. Bu motosikleti aldığımdan beri gelmeyi de çok istiyordum ama gelemiyordum. Çünkü bu yolun devamında çevirme var arkadaşlar, orman fidanının orada. Egzozlu olduğu için de maalesef gelemiyordum bir türlü. Şimdi rahat rahat geldik işte. İyi de oldu, güzel oldu yani. Özlemişim be. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi. Eyvallah.